Uygulamada en sık karşılaştığımız uyuşmazlık çeşitlerinden bir tanesi kira süresinin sona erdiğinden bahisle mülk sahiplerinin kiracıların taşınmazdan tahliyesini istemesi. Ancak yasa koyucu borçlar kanunda düzenlenen kira uyuşmazlıkları bakımından sadece kira süresini sona erdiğinden hareketle kiracıyı taşınmazdan tahliye edemezsiniz şeklinde bir düzenleme getirmiş durumda. Peki nedir bunun alternatif ya da mülk sahipleri bakımından bunun bir çözümü var mıdır? Bu da 10 yıllık kira kontratları, daha doğru bir ifadeyle 10 yıla kadar uzamış kira kontratlarında 3 ay önceden gönderilen ihtarname ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin kiracının taşınmazdan tahliyesi isteminde mülk sahibi bulunabilir. Peki 10 yıl bekleyecek mi? 10 yıl beklemek istemiyorsa ne yapabilir? Bunun da yine birçok sebebi gösterilebilir yahut birçok alternatifinin bulunduğu söylenebilir. Kiracı şayet zamanında kirasını ödemiyorsa, bir kira dönemi içerisinde kira bedellerini ödemekte iki kez gecikmiş ve mülk sahibi tarafından iki kez bu konuda ihtar edilmişse kiracı taşınmazdan tahliye edilebilir. Bunun yanı sıra alt kiraya vermişse, taşınmaza zarar veriyorsa, kiracı ile kiraya veren arasındaki ilişkinin artık devamının taraflardan beklenemeyecek ölçüde zarar görmüş olması halinde yine kiracının taşınmazdan tahliyesi talep edilebilir. Bunun yanı sıra sıklıkla mülk sahipleri bu konuda bilinçlenmiş durumda ve kiracılardan aynı zamanda tahliye taahhüdü de almaktalar son dönemde. Tahliye taahhüdünün yasaya ve usule uygun şekilde alınmış olması koşuluyla herhangi bir kira dönemi sonunu beklemeye dahi gerek olmaksızın tahliye taahhütnamesinde çıkacağını taahhüt etmiş olduğu tarih geldiğinde şayet kiracı taşınmazı tahliye etmezse yasada belirlenmiş süre çerçevesinde kiracının taşınmazdan tahliyesi talep edilebilir. Bir diğer uyuşmazlık ise kira bedeli. Kira bedelinin belirlenmesine malum konut yani mesken kiralarında yıllık %25 oranındaki artış dışında 1 Temmuz 2023 tarihine kadar bir artış olması söz konusu değil. Normal şartlarda yasa gereğince 12 aylık TÜFE ortalaması oranında bir artış yapılması imkan dahilindeyken geçici eklenen, borçlar kanununa eklenen geçici maddeyle şu anda %25 oranı ile sınırlandırmış vaziyette. Fakat kira süresinin 5 yılı aşmış olduğu hallerde mülk sahibinin kiracıya göndereceği ihtarname ve açacağı dava ile emsal taşınmaz kira bedeli tutarında bir kira bedelini mahkeme tarafından belirlenmesini isteyebilir. Mahkemeler örneğin mülk sahibi taşınmazını 4.000 liraya kiraya vermiştir. Ancak emsal taşınmazlar 10.000 lira olmuştur, 12.000 lira olmuştur çevre taşınmazları açısından. 5 yıllık kira süresi de sona ermiştir, 5 yılı geçmiştir kira ilişkisi. Mahkeme müracaatta bulunmak suretiyle emsal taşınmazlar açısından kira bedellerinin 12.000 lira olduğu fakat mevcut kira akdinin devam ettiği taşınmaz açısından kira bedelinin son derece düşük kaldığı iddia edilerek mahkeme tarafından emsal kira bedelinin tespiti talep edilebilir. Tabii ülkemizdeki ekonomik değişiklikler, kira bedellerindeki artışlar, bazı durumlarda mülk sahiplerinin de kendilerinin de kirada olduğunu yahut başka şehirlerde olduğunu, taşınmazının bulunduğu şehre gelmek istediğini ya da taşınmazın bulunduğu ilçede yaşamak istediğini sıklıkla görmekteyiz. Bu gibi durumlarda kişisel ihtiyaç duyması sebebiyle kiracıya göndereceği ihtarname ile yahut kira süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kişisel ihtiyaç, gereksinim gerekçesiyle kiracının taşınmazdan tahliyesi yine talep edilebilir. Kişisel ihtiyaç şu şekilde açıklanabilir. Ya kendisi ihtiyaç duyacaktır, ya eşi, ya üst soyu, ya da alt soyu yahut kanun çerçevesine bakmakla yükümlü olduğu kişinin bu taşınmaza ihtiyaç duyması gerekmektedir.